Sevgili dostlar, bir zamanların mutena, bir zamanların meskun, bir zamanların oturanların içinde huzur bulduğu bir bölgedeyiz. Eminönü Unkapanı bölgesindeyiz. Bu bölge konaklarıyla, camileriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, vakıflarıyla, bedestenleriyle, tekkeleriyle, zaviyeleriyle, medreseleriyle meşhur ve dolu bir beldeydi, bir bölgeydi. Bu bölgede Aksaray'dan Taksim'e doğru yol yapan Atatürk Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Atatürk Köprüsü ve Eyüp'ü Eminönü'ne bağlayan Ragıp Gümüşbala Caddesi bu bölgedeki hayatı %70 bitirdi. Ragıp Gümüşbala, dostlar, Genelkurmay Başkanlığı yapmış, askeri darbe sonrasında vefat etmiş bir Demokrat Parti dönemi kurmayıdır. 1918 tarihinde esir düşüp 1920 tarihinde kurtulan, kurtulur kurtulmaz da Ankara'ya milli mücadelede vazife almak, görev almak için giden Ragıp Gümüşbala, Adnan Menderes dönemi paşalarından ve sonraki dönemlerin genelkurmay başkanlarındandır. İşte burayı Adnan Menderes devrinde açılırken ahde vefa göstererek kendi döneminin genelkurmay başkanlarından ve paşalarından olan Ragıp Gümüşpala'nın, orgenerali Ragıp Gümüşpala'nın, genelkurmay başkanı Ragıp Gümüşpala'nın adını bu caddeye vermiştir. Bu cadde açılırken kim bilir kaç medrese, kaç cami, kaç vakıf eseri yok idi. İsterdim ki, gönül isterdi ki size bol manzaralı, bol görselli bir program yapalım. Fakat bizim manzaralarımız, bizim görsellerimiz 1941 ile 1957 yılları arasında hem İnönü devrinde hem Adnan Menderes devrinde yok edildi. Biz şu an İMÇ bloklarının 6. bloğunun hemen önündeyiz. Ragıp Gümüşpala arkamızda kaldı. Unkapanı Bulvarı, Unkapanı Caddesi ve Fatih'e doğru çıkan yolun üzerindeyiz. Ne anlatacağız biz bu bölümde? Bu bölümde İMÇ blokları yapılırken ya da İMÇ bloklarının önünde caddeye doğru çıkarken neler yıkıldı? Neler var idi? Artık neler yok? Size neleri gösteremeyeceğiz? Onları anlatmak istiyoruz. Bakın, bizim şahidimiz, bizim o günlerden bugünlere kalan ve size göstereceğimiz ev modelleri neler biliyor musunuz? Buyurun. Mini dükkanlar, mini ev odacıklar, bekar odaları ve aile odaları bugün buraları doldurmaktadır. Ben şu an İMÇ bloklarının önündeyim. Unkapanı değirmenine doğru, bölgeye adını veren Unkapanı değirmenine doğru giderken yolumuz bir hadis medresesinden geçti. Neresinden biliyor musunuz? Tam ortasından. Geçelim mi? Hadis medresesinin tam ortasından yürüyelim mi? Haydi buyurun. Bir medrese aramayın. Biz şu an bir medresenin içindeyiz. 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başlarında İstanbul Süleymaniye'de bulunan Şeyhülislamlık, yani Meşihat makamında fetva eminliği olarak görev yapan, fetva yani bugünkü anlamda söylüyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı Fetva Danışma Kurulu üyelerinden biri olan Esat Efendi kendi maaşıyla hiçbir yerden yardım almaksızın küçük, kayıtlarda 9 odalı 18 öğrencili diye geçer, 9 sınıfı 18 öğrencisi olan minik bir medrese yaptı. Bu medresede hadise dair Allah Resulü'nün söylediği, Allah Resulü'nden bugüne rivayet edilen o güzel sözlerin, İslam'a göre de Kur'an'dan sonraki ikinci kaynak olan hadislerin öğretildiği bir medrese yaptı.
Bu medrese 1941 tarihinde Alman şehir mimarı Henry Prost'un önderliğindeki o yıkım ekibi tarafından yıkıldı. Sonra anlaşıldı ki bu hadis medresesi diğerleri gibi anlamsız ve boş yere yıkılmış. Zira bakın lütfen, cadde burada ama medrese burada. Bu medrese neden yıkılır anlamış değiliz. O medresenin, o meşrutanın, o medresenin külliyesinin bulunduğu boşluk çıktı. Planda o boşluğa konacak bir şey olmadığı için boş bırakıldı. Bugün ise Esat Efendi'nin 19. yüzyılın başlarında kendi parasıyla yapıp vakıflara hediye ettiği bu hadis medresesinin ve bahçesinin olduğu yerde otopark bulunmaktadır.